The yeas are fifty seven. Trump'ın Rex Tillerson'ın yerine Dışişleri Bakanlığına getirdiği CIA Başkanı Mike Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından resmen ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo Türkiye ile ilk temasını da gerçekleştirdi. Brüksel'de düzenlenen NATO ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Pompeo, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Gündemde ağırlıklı olarak Suriye krizi ve Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımı vardı. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı davranış gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu sorusuna bence olmaz. Bence bu doğru bir tespit ve çok fazla kaygıya neden oldu. Karşılığını verdi. Önümüzdeki günlerde Orta Fırat Nehri Vadisi'nde IŞİD'e karşı yeniden enerji kazanmış bir çaba göstereceklerini ifade eden Mattis, Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekileceğine dair açıklamalarını da değerlendirdi. Metis, Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. Daş'ta mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz. dedi. Suriye'de son iki haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getiren Metis, Suriye devlet başkanı Beşer Esad konusunda da oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı ve Esad'ın varlığı İsrail için tehdit dedi. Esad'ın devam eden varlığı, kuvvetlerinin güney sınırlarındaki varlığı ve pozisyonu İsrail'e yönelik doğrudan tehdittir. Bu ele almamız gereken bir konudur.